Şimdi Can, bugün sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'de yaşanan değişim tartışmaların baş aktörü konumundaki İstanbul. Bu konuda da tabii bir şey söylemek istiyorum. Tabii, bakın tabii. Şimdi sosyal medyadan biri şunu yazmış. Demiş ki Almanya kömür santrallerini devreye geri alıyor. Bre Cahil, sen hiçbir şey bilmiyor musun diye yazmış. Şimdi bakın, ezbere konuşmayalım. Memleketin iyiliği için burada bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ne demiş Almanya? Almanya 3 tane kömür santraline acil durum için yeniden açılma onayı verdi. Onun sebebi biliyorsun. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Ukrayna Rusya'dan ya dolayı. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Doğalgazının yüzde bilmem kaçını Rusya'dan Almanya alternatifler yaratmaya çalıştığı için uzun vadeli bir politika tabii, olarak tabii. Değil bu kriz anında bunu yapıyor. Şimdi ya böyle ezberi bir de bir şunu tamamlayayım. Gelsen Girşen, Dortmund, Bochum buralar kömür ocakları tamamıyla kapatıldı ya. Bizim ezbere, aklımız oynamasın ezbere konuşmayalım. Bu ya. Ezbere konuşmayalım. Adamlar 2050'ye kadar bir strateji koydular karbon nötr olmak üzere. Buna da gidiyorlar. Rusya Ukrayna'yı işgal edince 2 sene önce, 1,5 sene önce bu enerji sıkıntısı yaşadıkları için böyle acil durum önlemleri alıyorlar. Bu demek değil ki Almanya önümüzdeki 50 yıl enerjisini artık kömürden elde etmeye. Böyle ezbere konuşmayalım. Kimseye faydası yok bu işlerin. Daha uzun vadeli bu işler, uzun vadeli yatırımlar stratejilerle alakalıdır. Oradan bir tane Almanya kömür santralini tekrar devreye alıyor. Alıyor, bir sene sonra da kapatacak bu Rus doğalgazına. Rus doğalgazına bağımlılığını bitirince. Can, alıyor derken almaya karar aldı, daha başlatmadı. Ya yani alsa Rusya da fark etmez. Fark etmiyor, o aslında ayrı. Bir sebebi var. Bir sebebi diyor, var yani. Rusya Ukrayna. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle ezbere konuşmayalım. Burada kimse memleketin kötülüğü için konuşmuyor. Peki. Biri, bu arkadaş bir şey diyor değil mi? Şey ağaçlar kesilsin diyor. Da onu demek istedi. Tabii onu diyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine ezbere konuşmayalım. Biri de demiş ki beyaz Türklerin villaları ağaçlar kesildi. Ya onların da Allah belasını versin. Ağacı kim kesiyorsa, kim kesiyorsa bu ülkede tabii. Onun karşısındayım. O yüzden Allah aşkına artık bırakın şu ayrımcılığı, kutuplaşmayı. Ya doğrunun yanında olalım. Memleket için ağaç kesilmesi kötüdür kardeşim. Bunu söylemek ya, o kadar zor. Kimin kestiğinden bana ne? İyi ya da kötü Esen oluştu. Esenyurt'ta bir çocuk tekel bayisinde öldürüldü. Vahşice katledildi. AKP'nin bazı yobazları bunlar şu partidendi, bu partidendi diye. Olacak iş değil. Böyle bir şey var mı ya? Katil katildir ya. Acımasızlık yapan katildir. Bunun partisi, purtisi, ırkı, mezhebi olur mu? Topyekün tepki göstermek gerekir değil mi? Topyekün tepki göstermek gerekir. Ama maalesef biz tepki gösteremiyoruz. Yani ayrımcı... Önce kimin yaptığına tabii, bakıyoruz. Ya bak, olayın ne olduğuna şey söyleyeceğim. Değil, kimin yaptığına. Ayrımcılık bu AK Parti'nin kanına işledi. Ordunun 3 dönem yağlı güreşlerde baş pehlivan olmuş Recep Kara diye bir pehlivanı var. Ordulu bu çocuk. Ordunun yetiştirdiği büyük bir değer. Yahu AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı tipini beğenmiyorum, şeklini beğenmiyorum diye orada güreşlere sokmuyor biliyor musunuz? Bizim Perşembe Yaylası güreşleri vardır. Kırkpınar güreşlerinden sonra ikinci Türkiye'de 900 yıllık bir gelenektir. Ordu'da güreşlere sokmadılar ordunun çocuğunu. Niye? Kızdık bizim adamımız değil diye. İşte bu ayrımcılığın son bulması gerekir ya. Ne demek beyaz Türklerin villası yapılırken ağaç kesmeye sesini çıkarmadı? Kim çıkarmadıysa yazıklar olsun ya. Hadsiz herif. Ağacı kesen baş keser diyoruz ya. Ağacın nerede kesildiğinin ne önemi var? Ormanı yakan katildir diyoruz ya. Ormanı yakıp da otel yapan namussuzdur ya. Bunun daha ötesi yok ki. Evet.